Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda neden İsveç konusunu kendi düşüncelerime göre, kendi deneyimlerimize göre ailemizle birlikte 4 senedir, özellikle 2,5 senedir çok yoğun bir şekilde yaşadıklarımıza göre anlatmaya, düşüncelerimizi, fikirlerimizi iletmeye çalışacağım. İsveç'e göç etmenin avantajlarının yanında dezavantajları da var. Bu videoda hem avantajlardan hem de dezavantajlardan bahsetmeye çalışacağım. Başta özellikle söylemek istiyorum ki buradaki mesleğinize, kazancınıza, eşinizin çalışıp çalışmadığına, kaç yıldır burada olduğunuza, donanımlarınıza, dil bilginize birçok faktöre göre değişiklik gösterebilen şeyler. Herkesin deneyimleri de farklılık gösterebilir. Bu avantajlardan birincisi, İsveç yüksek yaşam standardına sahip bir ülkedir. Farklı kaynaklardan istatistiklere bakarsanız Avrupa Birliği içerisinde veya dünya çapında İsveç'in yüksek yaşam standardına sahip bir ülke olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yüksek yaşam standardı deyince sadece yüksek gelir elde etmek algılanmamalı. Çünkü biraz sonra dezavantajlar kısmında da anlatacağım. İsveç'te geliriniz yüksek olsa da aynı zamanda yaşam maliyetleri yüksek bir ülkede olabilir. Burada yüksek yaşam standardından beklentiniz bir aile kurmaksa, çocuklarınızla birlikte sokakta rahatça yürümekse, eşinizin veya çocuklarınızın gecede gündüzde güvenli bir şekilde dışarıda oynayabilmesi, yürüyebilmesi, spor yapabilmesi ise bu bana göre yüksek bir yaşam standardıdır ve bunu burada kesinlikle bulabilirsiniz. Yavaş bir yaşam burada bulabilirsiniz. Daha az kaygılı bir yaşam burada bunu bulabilirsiniz. Ama amacınız para, yüksek gelirler elde etmekse belki de İsveç doğru bir ülke olmayabilir. Eğer yüksek vasıflara sahipseniz, mesela bir doktorsanız, bir cerrahsanız, bir yazılım mühendisiyseniz, kendinizi alanınızda sürekli geliştirmeyi seven, sürekli yukarıya doğru kariyer basamaklarını tırmanan bir kişiyseniz, burada tek başınıza da çalışsanız bütün ailenizi geçindirebilir, ev alabilir, kredisini ödeyebilir, gerekirse araba alabilir, bunun da kredisini ödeyebilirsiniz. Ancak genel olarak sistem borçlanmak, dünyanın en düşük faizleriyle borçlanmak ve bunu uzun zaman içerisinde ödemek üzerine kurulduğundan ve bu kredileri elde edebilmeniz için daha yüksek bir gelir göstermeniz gerektiğinden sistem en güzel refahını eşin de çalıştığı, iki kişinin de vasıflı işlerde çalıştığı zamanlarda veriyor. Biz bunu nasıl deneyimledik? Örneğin eşim, biliyorsunuz, kendisini eğitti Türkiye'deyken, yazılım öğrendi. Çok çok düşük seviyelerdeki bir bilgiyle burada iş buldu ve 4 senedir çalışıyor. 4 sene içerisinde çok güzel bir gelişim kat etti ve artık bizim ailemizin bütün giderlerini tek başına karşılayabilecek bir vaziyete geldi. Bunu Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman eşimin Türkiye'de sıfırdan başladığı bir işe 4 yıl içerisinde bütün giderlerimizi karşılayıp sonra da bir de ev kredimizi ödeyebilecek duruma gelmesi imkansızdı. Kötü deneyimlerimiz de oldu. Denemedik mi Türkiye'de? Denedik. Örneğin eşim işe girmeye çalıştı ama dediler ki bu kadar çok erkeğin çalıştığı bir yerde sen kadın olarak, yazılımcı olarak rahat edebilecek misin? Ne alaka yani? Çok iyi biliyoruz ki burada yazılımcı gibi, mühendis gibi, doktor gibi mesleğini 4 sene, 5 sene yapan insanların, kendini geliştirmeyi seven insanların bugünün şartlarında 50-60 bin kron civarında brüt gelirleri olduğunu görüyoruz. Her zaman diyorum eşle birlikte refah artıyor. Eşinizin de çok vasıfsız bir işi bile olsa, 20 bin kron brüt maaşı bile olsa, bunu topladığınız zaman bu hacmin çekebileceği krediyi ve zamana yayarak ödeyebileceğiniz bütçeyi yaptığınız zaman, ki ben bütçe konusunda iyi bir mali müşavirimdir. Yıllarca bu konuda şirketlere danışmanlık verdim, kendi ailemin bütçesini ayarladım. Ulaşamayacağınız bir şey kolay kolay olmaz. Zaman gerektirir, sabır gerektirir. Bu zaman içerisinde de kendinizi geliştirip daha iyi şeyler yapmak adına sabırlı olmanızı gerektirir. Dolayısıyla İsveç bu anlamda insana yüksek yaşam standardı sunar. İkinci avantajı daha iyi iş imkanlarının olmasıdır. Örneğin işsizlik oranlarına baktığınız zaman İsveç'teki işsizlik oranının çok düşük olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca teknolojiyi seven, mühendislik dallarını seven, yazılımı seven insanlar için İsveç dünyanın en büyük ikinci silikon vadisini barındırır.
İşverenler, şirketler yeni fikirlere açıktır. Araştırmayı, geliştirmeyi seven bir insansanız size bütçe ve zaman tahsisi yapılabilir. Dolayısıyla daha iyi iş imkanlarına, daha iyi kariyer imkanlarına sahip olma fırsatı burada yüksektir. Biraz daha genişletecek olursak, işveren kendisine ve işçisine yatırım yapmayı sever, zaman ayırmayı sever. Bilirler ki işçiye yapılan yatırım, işçinin mutlu olması, şirketin mutlu olması, toplumun mutlu olması, buna göre davranırlar. Sizin fikirlerinize, ideallerinize, gelişim isteklerinize buna göre karşılık verirler. Vermeyenler de mutlaka olacaktır. İnsanın olduğu yerde her zaman problemler ve hatalar vardır. Açgözlülükler, hırslar vardır. Ancak buradaki güzel nokta, sizi koruyan sendikalar, kapı gibi kanunlar ve işleyen bir adalet sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler içerisinde de boşluklar ve hatalar olabilir. Ancak matematiksel olarak karşılıklarına baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman haksızlığa uğramanız veya sesinizi duyurma ihtimaliniz veya hakkınızı alma ihtimallerinizin oranları her anlamda daha olumlu seviyededir. Daha iyi iş imkanları aynı zamanda daha az kaygıyı getirir. Örneğin, işinizi kaybettiniz ama ev kredisi çektiniz. Anla gibi. Kendinizi özel şirketle sigortalatmışsınızdır. Aynı zamanda sendika üyesisinizdir ve aidatınızı düzgün bir şekilde ödemişsinizdir. İlgili sistemlere kaydolmuşsunuzdur. İşsizlik maaşı alırsınız. İşsizlik maaşı almanın yanında özel sigorta için yaptığınız ödeme de sizin zor durumunuzu kurtarmak için uğraşır. Aldığınız maaş, ayrıca işsiz kalmanız sebebiyle sigortadan alacağınız para ve benzeri olumlu durumlarla birlikte aman 3 ay içerisinde evimi altımdan alacaklar diye düşünmezsiniz. Bir sonraki işinize kadar uzun süre hatırı sayılır derecede güzel bir maaş almaya ve destekler almaya devam edersiniz. Bu da insanın gelecek kaygısını, hayata bakış açısını, mutluluğunu, huzurunu değiştiren daha iyi bir iş imkanı ve işle birlikte gelen diğer imkanlar şeklinde sayılabilir benim için. Örneğin uzun tatiller, tatil alırken yaşayacağınız stres, çalışma saatleriniz İsveç'te çok daha iyi seviyededir birçok dünya ülkesine göre. Ortalama 5 hafta yıllık izniniz vardır. Bu izinleri önceden planlayıp bilgi verdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde, stressiz bir şekilde kullanabilirsiniz. İzinliyken aranmazsınız, mailler gelmez, saygısızlıkla ve mobbingle asla karşılaşmazsınız. İzine çıkmadan önce veya izin dönüşünüzde dünya kadar iş size teslim edilip bitirme stresine sizi sokmazlar. Ayrıca 45 değil 40 saat çalışırsınız. Ayda 20 saat daha az çalışırsınız ve çalıştığınız saatler içerisinde de pes diliniz çıkartılmaz. Dolayısıyla iş yerinden çıktığınız zaman akşam olduğunda evinize insanına göre değişmekle birlikte daha enerjik gidebilirsiniz. Evinize gittiğiniz zaman yapacağınız spor, ailenize olan ilginiz, oynayacağınız oyun, çocuğunuzla olan iletişiminiz, tüm bunlar ciddi anlamda farklılık gösterir. Ben bunu iyi bir şekilde deneyimledim ki eve gittiğimde kafamdaki soru işaretleri bitmiyorsa, baskılar bitmiyorsa, yaşadığım mobbingler devam ediyorsa aslında bedenim evde ama zihnim başka bir yerde oluyor. Bu anlamda İsveç çok rahat edeceğiniz, tüm bunlara karşı yasal önlemlerin alındığı, yasal önlemleri de uygulayan sistemlerin olduğu, bu sistemlere başvuramıyorsanız veya uygulama konusunda sıkıntı çekiyorsanız arkanızda kapı gibi sendikaların olduğu, sendikalaşma oranının inanılmaz derecede yüksek olduğu, işverenlerin sendikadan ciddi anlamda korktuğu bir ülkedir. Dileğim ülkemize de sendikalaşmanın geri dönmesidir. Sendikalar siyaset yeri değildir. İşçinin, işverenin, toplum düzeninin, hakların korunduğu, tartışıldığı, daha iyiye ulaşmak için çaba gösterildiği yerlerdir. Makam araçlarıyla, makam koltuklarıyla, makam sahipleriyle uzaklaştırıldığımız sendikalar İsveç'te gösteriyor ki çok önemli bir noktadır. Biraz önce biraz bahsettim ama detaya girecek olursam, daha iyi bir kariyer, daha iyi bir gelişim talep ettiğiniz zaman burada önünüz açıktır. İnsanlar sizinle dalga geçmek veya bütçe sıkıntılarından bahsetmek yerine size hem zaman hem de bütçe tahsis edebilir. Örneğin yan dal yapmak istiyorsunuz.
Örneğin bir yayın yapacaksınız. Örneğin çeşitli araştırmalar, makaleler yazacaksınız. Örneğin bir programda sıkıntınız var, onu öğrenirseniz hem şirkete hem kendinize faydanız olacak. Örneğin kariyer değiştireceksiniz veya yeni beceriler elde etmek istiyorsunuz. Bu konuyu konuştuğunuz zaman şirketinizle, müdürünüzle, örneğin doktorsanız, hastanenizle, örneğin yazılımcıysanız, şirketinizle çok büyük oranda olumlu karşılanacaktır. Bilinir ki siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz şirketinize o kadar faydanız olacaktır. O arada harcanacak olan zaman ve bütçe misliyle şirkete dönecektir. Sizin mutluluğunuz, sizin kariyerinizin güzelliği, bunun enerjisi etrafa yansıyacak ve olumlu bir şekilde topluma dönecektir. YouTube'daki videolara da bakarsanız hem uzun uzun tatillere çıkan, yılın 4 ayı tatillere çıkabilmiş insanları dinleyip izleyebilirsiniz. Hem çeşitli araştırmalar, yayınlar yapmak istedikleri zaman karşılaştıkları güzel tavırları anlatan insanları görebilirsiniz. Dolayısıyla bu da neden İsveç sorusuna cevap veren bir düşüncedir. Fark ediyorsanız genelde işle alakalı şeylerden bahsediyorum ki bence iş hayatın önemli bir parçasıdır. İş yaşam dengesi, kariyer, iş yerindeki mutluluğunuz, kanunlar, yaşadığınız mobbing ve benzeri konular aslında hayatın çok büyük bir bölümüdür. Bu konularda burada güzel bir şekilde yol alınmıştır. Haklarınızın koruyucuları vardır. Haklarınızı korumayı bilmiyorsanız sorup soruşturabileceğiniz arkanızda olan kuruluşlar vardır. Her zaman için kafanız bu konuda rahattır. Yardım talep ettiğiniz zaman herkes size yardımcı olmak konusunda bir anlamda mecburdur kanunlara, yasalara ve sizin tercihlerinize göre. Ancak siz bir sendikaya üye olmayı seçmemişsinizdir. Aylık sigorta ödemenizi A-kassa derler burada, yapmamışsınızdır. Risklerinizi transfer etmeyi sevmeyip özel sigortalarla çalışmıyorsunuzdur. İş yerinden çıktıktan sonra ücretsiz eğitimlerden faydalanmak istemiyorsunuzdur. Çalışma saatlerinizi ayarlamayan bir işvereniniz vardır. Ancak karşılıklı çıkar ilişkilerinizi vesilesiyle onu şikayet edemiyorsunuzdur. Ona muhtaçsınızdır, o da size muhtaçtır. Kafa kol ilişkilerine girmişsinizdir. Bu anlattıklarım bu tarz durumlar için geçerli değildir. Ve bu tarz durumların içerisinde olan insanlar maalesef zor şartlar altında çalışmaktadır. Ve insanın olduğu, hırsların olduğu her yerde, İsveç'te dahil, bu tarz sıkıntıları görüp duymaktayız. Sosyal medyada takip etmekteyiz. Maalesef diyorum. Yine benim için çok önemli olan, ailem için çok önemli olan daha güvenli bir ortam. Eğer uyuşturucuyla, çetelerle, mafyalarla, kafa kol ilişkileriyle, siyasetle, politikayla, çeşit çeşit sıkıntılı durumlarla ilişkileriniz yoksa İsveç çok güvenli bir ortamdır. Baktığınız zaman 5-6 yaşlarında, 7-8 yaşlarında çocukların sokaklarda koştuğunu, karşıdan karşıya geçtiklerini, kadınların gece saat 12'de yürüyüş yaptıklarını, koştuklarını, kadınların, çocukların, hayvanların güven içerisinde, huzur içerisinde ne istiyorlarsa yaptıklarını görebildiğiniz bir ortamdır burası. Güvenli bir ortamdır ki bu yüksek yaşam standardının ta kendisidir bana kalırsa. Biraz daha derinleştirmek istersek trafikten bahsedebiliriz. İnsanların trafikte acelesi olmadığını, 100-110 km hızdan yukarıya çıkmadıklarını, sinyal verdiklerini, birbirlerine korna çalmadıklarını, bütün kurallara uyduklarını görebilirsiniz. Markette, kasapta, sıraya girmekte, düşüncelerinizin güvenliğinde, çocuğunuzun okuldayken, kreşteyken dövülmediğini bilmekle, gıdanızın, suyunuzun güvenliğiyle birçok konuyla detaylandırılabilecek bir ana başlıktır. Ve insana gerçekten ciddi bir refah standardı sunar. Diğer bir avantajı bence daha kültürlü, daha ahlaklı bir yaşamın burada olması, daha yavaş da bir yaşamın olması burada bir avantajdır bana göre. Doğaya, suya, kadına, çocuğa, hayvana, toprağa, ağaca bu kadar tapan, saygılı olan, sevgili olan, dikkat eden, zarar görmemesi için çabalayan bir toplum ben görmedim. Ve ben de bu toplumdan çok fazla şey öğrendim yıllar içerisinde. Neler yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini halen öğrenmeye devam ediyorum. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu kavradım, kavramaya da devam ediyorum. Aklıma ara ara gelen düşündüğüm bir mevzudur çöpü ayrıştırmak, sonra gidip atmak, hatta büyük çöpleri daha zor bir şekilde büyük geri dönüşüm istasyonlarına götürmek.
İlk geldiğim zamanlar diyordum ki ya böyle şey mi olur? İnsan bununla mı uğraşır? Ne kadar zor bir şeymiş bu. Ceza falan da kesiyorlar. Antalya'da ne kadar rahattım. Atıveriyordum çöpe. Kapıcım geliyordu. Kraldım diyordum. Ama şunu gördüm arkadaşlar. Ben kraldım. Kapıcım da köleydi. Lanet olsun öyle düzene. Ben ne kral olmak istiyorum ne de birilerinin köle olmasını istiyorum. Ne de o çöplerin ayrıştırılmadan bir yerlerde birikmesini, doğaya, suya, havaya karışmasını istemiyorum. Zaman içerisinde bu çöpe benzer birçok konuda yanıldığımı idrak ettikçe, anladıkça ne kadar şanslı olduğumu ve neden İsveç olması gerektiğini anladım. Bu yüzden de size avantajlar kısmında bunu gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. Bozulmuş sistemin içerisinde bozulmuş psikolojili insanlar oluyor. Bozulmuş psikolojili insanların içerisinde ne kadar zengin olursanız olun yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Kapınızdaki güvenlikten, yemeğinizi getiren paketçiden, iş yerinizdeki çalışanınıza kadar toplumun içindesiniz ve toplumdan ayrı değilsiniz. Bunu anlayıp idrak ettiğimiz zaman çok şey değişiyor. Diğer bir avantaj özgür düşünce, demokratik bir yaşam, çeşitlilik gösteren sosyal yaşam diyebilirim. İsveç daha önce de bahsettim, insana, düşüncelerine saygı gösteren, adaleti arayabildiğiniz, haklarınızı savunabildiğiniz, düşüncelerinizi izin almak şartıyla haykırabildiğiniz bir ülkedir. Sosyal çeşitlilikten bahsedecek olursak, buraya dünyanın en iyi artistleri, tiyatrocuları, aklınıza gelen ressamları, ressamların sanat eserlerini, müzeleri, bu hayatta bizim bilmediğimiz, henüz öğrenmek için vaktimiz olmayan, bize fırsat tanınmamış birçok sosyal etkinliği, hala daha ben düşündüğüm zaman bu ne ya dediğim ama insanların bundan zevk aldığı birçok sosyal etkinliği burada rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin dünyanın en ünlü ressamlarının tablolarını gidip Göteborg Müzesi'nde inceleyebilirsiniz. Dünyanın en büyük grupları, adı bilinen sanatçılar gelip burada sanatlarını icra edebilir ve siz bir bilet alıp onlara katılıp hayatın keyfini çıkartabilirsiniz. Hürsünüzdür düşüncenizle, gidebileceğiniz yerlerle. Önemli olan bununla ilgili bir bütçeniz olması ve hayat görüşünüzün olmasıdır. Maalesef ben kendi kendime öz eleştiri yaptığım zaman hayatımın büyük bir bölümünde bu tarz şeyleri göremediğimden ve hep yaşam mücadelesi ve çalışma mücadelesi verdiğimden bazı şeylerden tad alamadığımı görüyorum. Diğer tad alan insanlara da aslında özenle bakıyorum ve nasıl alıyorlar diye düşünüp ben de nasıl bu çeşitlilikten tad alabilirim diye öğrenmeye çalışıyorum. Sanırım biraz daha zamanım var. Yine biraz bahsettim ama detaya gireceğim. Gıdanın, havanın, suyun güvenli olması çok önemli bir şeymiş. Bu da İsveç'te önemli avantajlardan biri. Musluklardan su içebiliyoruz. Ya bu kadar basit bir şey mi olur? Damacanadan içiyoruz işte diyebilirsiniz. Ama benim düşüncem, benim deneyimime göre herhangi bir musluktan temiz bir su içebilmek, dışarıya çıktığınızda egzoz kokusu almadan koşup yürüyebilmek, manzara izlerken insan, havlayan köpek, motor, araç sesi olmadan bir keyif yapabilmek çok önemli şeylermiş. Mutluluğumda, huzurumda, stresimde önemli yeri olan noktalarmış. Bunlar burada önemli derecede iyi seviyedeler. İstediğiniz yerden su içebilirsiniz. Güvenlidir. Hava temizdir, mis gibidir. Ağaç kokar, yaprak kokar, toprak kokar, kar kokar, yağmur kokar. Harika bir havası vardır. Koşarsınız, yürürsünüz. Şehrin çok merkezinde değilseniz araç sesi yoktur. Otobüsler genelde elektriklidir. Araçlar hibrit veya elektriklidir. Çok ciddi oranda ileri seviyededir bu. Egzoz kokusunu, motor sesini, patlak egzozları burada kolay kolay duymazsınız. İnsanlar birbirlerine korna çalmaz. Çok absürt bir durumdur bu. Dolayısıyla keyif içerisinde yürürsünüz, çocuğunuzla oynarsınız, parklarda kuş sesleri, hayvan sesleri içerisinde dolaşırsınız, havlayan köpekler, stresli birbirine bağıran insanlarla kolay kolay karşılaşmazsınız. Bu da bana kalırsa büyük bir avantajdır, büyük bir zenginliktir, büyük bir refahtır diye avantajları aslında burada kesiyorum. Aklıma gelmeyen başka avantajlar da olabilir ama aslında YouTube kanalımda veya Instagram kanalımda hangi avantajlarla karşılaştığımızı birazcık videolarla anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Bu kadar avantajın yanında bu ülkenin hiç mi dezavantajı yok? Ya da dezavantajları nelerdir derseniz tabii ki var.
Baştan beri söyledim. İnsanın olduğu her yerde eksiklik var. Problem var, hırslar var, açgözlülükler var, denetimsizlik var. Bu video biraz uzun olabilir. Dolayısıyla avantajlar ve dezavantajlar şeklinde iki videoya ayırabilirim. Avantajlar, dezavantajlar veya diğer konular hakkında sorularınız varsa videonun altına yazmaktan çekinmeyin. Sorularınıza cevap vermeye çalışabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.